Youtube e, Hayatta Her Şey Var kanalından bizi hala takip etmeyen varsa e, şimdi ekrana getirecekler göreceksiniz. Youtube Hayatta Her Şey Var. Orada abone ol kısmı var. Böyle bir tıkla bastığınız zaman abone oluyorsunuz. Oradan böyle gün içerisinde de çok çeşitli videolarımız en güzel şekilde size ulaşıyor. Sizden rica ediyorum. E, Youtube Nur Viralli Hayatta Her Şey Var. E, Biliyorsunuz ya ücretli bir abonelik değil bu. Yani siz sadece bir tıkla abone oluyorsunuz. Bütün videolarımı size e, gün içerisinde gece boyunca ulaşıyor. istediğiniz zaman, istediğiniz saatte YouTube Hayatta Her Şey Var kanalından da bizi izleyebilirsiniz. Hanımlar, beyler, koçla başlıyoruz. Sevgili YouTube takipçilerimiz güzel bir hafta olsun. Sevgili koç bu haftaya nasıl başlıyorsun, neler yaşayacaksın, senin hangi alanında nasıl zorlanmalar var, neye dikkat edeceksin? Nuray Sayar'ı tek tek anlatacak. Astrolojinin gerçek kraliçesi. Çok Dinliyoruz teşekkür seni. ederim. Öncelikle ilk başta uyarım şu Nuray. Nuray. <laughs> Kendine... ben Nurcum. <laughs> bana da Nur diyorlar ya. Ben <laughs> Nurcum diyeceğimi Nuray Geçen dedim. bana Nur Sayarı demiş. Bir takipçi çok tatlı. <laughs> Biz şaşırıyorsak artık birbirimizin adlarını. <laughs> çok tatlı. <laughs> Nuray dedim ya Allah Allah vardır bunda da bir hayır. Ee, i̇yi ki varsın. İyi ki benim bu programda partnerimsin. Genel anlamda da dostumsun. Her yaptığım programda da e, samimiyetle söylüyorum. Sevgiyle senden sağ olun, bahsediyorum. Sağ ol Çok teşekkür ederim. Nur Viral'den önceki Nuray Sayar'ı... Ay Allah'ım bak bırak Nur şimdi. Nur Viral'den sonraki Nuray Sayar. Ya utanıyorum Nuray ne Sayırı. olursun. Niye utanıyorsun? Hayır, söylüyorum bak. Allah'ını seversen. Allah'ını seversen. Gerçek dost nedir biliyor sağ musun? Ol. İnsanın hatalarını, sağ yanlışlarını söyleyip uyarandır. Çok sağ ol. Bir kıyafet ol. giydiğinde yakışmıyorsa Nuray onu bir daha giyme diyorsun. ...bir hal bir hareket içerisinde bulundu... ...bunu artık yapma diyorsun. Anladın mı? O yüzden Allah senden ebeden razı olsun. Ya kızardım. Kızarma. Hakikat geri söylüyorum ben. Yani Allah herkesin başına bir boğa burcu versin efendim. Ee, ayı da akrepte olsun... Emar makinesi gibi bütün gerçekleri görsün ve söylesin. Ona göre. <laughs> ona göre. <laughs> Hazır mısın ee, Hadi bak Tüm koçlar herkes bekliyor bizi. Şimdi. Sevgili e, koçlar. A, bu arada sevgili Onurcum da bizi izliyor. Onur İliman, Onur İliman. Öpüyoruz onu. <laughs> Kocaman Epeydir görüşemiyoruz. Pandemi bitsin de artık kavuşalım. Bütün amin. Bütün koçlar. Ekran başında bizi izleyen böyle neşeli cıvıl cıvıl. Onur'un annesi Kamuran'cım, Kamuş'cum. O da kova burcu. Ee, ...şey diyormuş... ...kapatmayın güzel şeyler söyleyecek. Evet evet bizim daimi seyircilerimizden... <laughs> Dün, tabii. ...sevgili Kamuran Yürüten. Ellerinden öpüyoruz onu. Cık cık. Evet. Sevgili koçlar, yükselen koçlar... ...bu hafta gezegenlerin kombinasyonu... ...diyor ki... ...aşk hayatınızda yanlış anlaşamalar ...yanlış anlaşılmalar yüzünden... ...bitişler olabilir. Çok dikkat etmeniz gerekiyor. Ani bir ayrılık ve bitiş yaşamamak için başkalarından alacağınız destek iş hayatınızla ilgili sizi mutlu edebilir. Yeni kazanç kapıları açılabilir. Evet biliyorum. Yılın ilk ayı yaklaşık bir 19-22 Şubat'a kadar e, yılın ilk Merkür gerilemesi Kova burcunda gerçekleştiği için yorulduğunuz, yıprandınız ve tükendiniz. Ama bu hafta haftaya Ay'ın karşıt burcunuzdaki terazi burcunda ilerlemesiyle giriş yaptığınız için iki ilişkileriniz, eşiniz, partneriniz ve ortağınızla ilgili güzel konuların ön planda olması için e, iyi bir dinleyici olmaya lütfen özen gösterin. Düşünerek konuşun, sözlerinizi seçerek karşınızdaki kişilere ifade edin. Yani. Bunu hepimiz yapabiliriz. Ben dünyanın değil, ülkenin dil, hayatın en iyi astroloğu da olsam, ben de kendi haritamı, kendi burcumu inceleyerek hareket ediyorum ki krizler yaşamayayım, risklere girmeyeyim diye. İşte bu hafta gezegenlerin kombinasyonu diyor ki hayatınızdaki arkadaşlarınıza, çalışma partnerinize, çevrenizdeki arkadaşlarınıza, yani iletişim içerisinde olduğunuz herkesle iyi iletişim iyi ilişkiler içerisinde olmaya özen gösterin ve gayret edin. Bunu başardığınız takdirde ilişkilerinizde asla bir kopma ve dağılma yaşamayacaksınız. Ama buna dikkat etmediğiniz takdirde ciddi anlamda kaos, ayrılıklar yaşayabilirsiniz. Bir de salı akşamına çok dikkat edin. Ay salı akşamı Plüto ile olumsuz bir açı gerçekleştirecek. Ayın Plüto ile Olumsuz açı gerçekleşmesi ikili ilişkilerinizde kendinizi karma karışık hissedebilirsiniz, yıpranmış, yorgun hissedebilirsiniz. Salı akşamı gerçekleşecek olan Ay Plüto zorlayıcı açısı, e, yıpranmışlık, yorgunluk, e, geçtiğimiz günlerde yaşamış olduğunuz olumsuz olayları kafanıza takmanıza ilerleyecek işlerinizi ihmal etmenize etki edebilir ve neden olabilir. Bu nedenle lütfen salı akşamından itibaren cumaya kadar kendinizi tükenmiş hissettiğiniz anlarda, yıpranmış hissettiğiniz anlarda enerjinizi neyle yükseltebiliyorsanız ona vakit ayırmaya mümkün olduğunca özen gösterin. Geçmiş ve gelecekle ilgili zihninizi zorlamayın. Çarşamba günü Odaklanmanız gereken konulara zihninizi zorlamadığınız takdirde daha iyi odaklanabilirsiniz. Kendinizi ilgilendiren maddi ve iş konularında özellikle nafaka, vergi, kredi gibi konularınız varsa... ...bunlarla ilgilendiğiniz takdirde iyi sonuçlar alabilir, iyi sonuçlar elde edebilirsiniz. Bir de aile büyüklerinizle olan ilişkilerinizde haftanın dördüncü ve beşinci gününde mutlu olmaya özen göstermeniz konusunda da uyarı yapıyor gezegenlerin kombinasyonu. Sağlığınız ve sıhhatiniz konusunda psikolojinizi yormayın, içinizdeki enerjiyi yükseltin. Peki haftanın spotu nedir? Ben kendime değer veriyorum ve geleceğime odaklanıyorum olmalı. Bu spotu dilinizden düşürmeyin. Ben kendime değer veriyorum ve geleceğime odaklanıyorum. Evet, kendiniz ne kadar değerli hissederseniz gelecek o kadar güzel gelecek. Yani, Kesinlikle. Peki sevgili koçlardan sonra boğalar, boğalar. Bakalım bu hafta aşk hayatları hareketlenmeye başlıyor. Hı -hı. Kalbi boş olan, <laughs> yalnız olan boğa kadınları, boğa beyleri ee, bu hafta aşk hayatınızın hareketlenmesi ciddi anlamda sizleri mutlu edecek. Haftaya iş hizmet alanları, günlük hayatınızdaki koşuşturmalar, çalışmalar, sağlık konuları, evcil hayvanlarınız varsa onlarla ilgili e, sorumluluklar haftanın ilk üç gününde ağır basabilir. Bu hafta aşk hayatınız hareketlenirken uzun bir süredir kendisinden bahsedilen bir hanımefendi ya da bir beyefendi sizinle tanıştırılabilir. Kendi içinizde kendinize şunu sorabilirsiniz. Acaba ben tanışma modunda mıyım? Şu anda yeni bir ilişkiye başlamaya hazır mıyım? Bu soruları sormayın kendinize. Bahsedilen, bahsi geçen, mevzu ve konu olan kişileri tanıştırmak isteyenleri ertelemeyin, ötelemeyin. Bir an önce tanışın. Hı hı. Çünkü ufukta aşk var. Hem de öyle böyle değil. E, ortalığı sallayacak bir aşka başlayacaksınız <laughs> diyecekler ki hatuna bak durdu durdu turnayı gözünden vurdu ya da e, bey adama bak durdu durdu hatunların sultanını hayatına çekti beyler hatunların sultanlarını kadınlar ise prenslerini hayatlarına çekeceği bir haftadalar çok büyük <laughs> aşklar bu aşklar aşkla kalmayacak yeter ki izin verin başlasın Kısa süre içerisinde evlilik teklifi alabilirler, evlilik kararı alabilirler. Yani güçlü, sıradan olmayan aşkları çekeceksiniz. Yani örnek veriyorum. Ben sıradan bir insanım diyebilirsiniz. Hiç, hiçbir insan sıradan değildir. Herkesin kendine göre özellikleri vardır. Tanınmış biri olabilir, itibarlı biri olabilir, kendinden yaptığı işlerle çok sözü edilen biri de olabilir. Yani. Star aşklar yaşayacak boğalar. Star, aşk. Star aşklar yaşayacak, iz bırakan, hakkında çok konuşulacak olan kişilerle tanışacaklar. Müthiş büyük aşklara başlayacaklar. Aynı zamanda kariyerinizde verdiğiniz mücadelelerin iş konusunda karşılığını net bir şekilde alıyorsunuz. Hatta bir boğa burcu, ee, yepyeni bir işi açılabilir. Yepyeni. Şimdi sen ekranların içerisinde iş yapıyorsun. Çok yakında bize dersen ki yeni bir iş atılımım var. Adımla bir marka çıkarıyorum ben şaşırmam. Neden şaşırmam? Çünkü ticarete de atılım yapabilirsin. Viral olarak. Ve birçok kişi de özel bir iş yapıyorsa ticarete de atılabilir. Yani bu bantın kaydını bir yere alın. Görüşelim. Her iddiasına varım Boğa'lar yeni iş sektörlerine girecekler. Farklı alanlarda işler yapacaklar. Hatta şu an bizi ekran başında dinleyen bir Boğa Burcu kalkıştığı işle ilgili ay nasıl ilerleyecek, bu işin sonu nasıl olacak diye düşünüyorsa hedeflediğinizin üzerinde başarı ve para kazancı elde edeceksiniz Vallahi efendim. Valla bugün bir yere kaydedin. Bu bantı bir, şey bir yere kaydedin lütfen. Vallahi. Var mı böyle bir planın? <laughs> Bak ben bilmiyorum. Eğer varsa bu iş olacaksa bunun hesabını bana soracaksın. <laughs> Vallahi Nuray yani inanılmaz tespitlerde bulunuyorsun. Bak ben her konuda çok mütevazi bir kadınım. Ama işim konusunda tek rakibim nefsim. Rakibim bile yok. Ben bu işi aşkla yapıyorum çünkü. Samimiyetle söylüyorum. Aynı zamanda Vallahi sağlıkta bağışıklık sisteminize ve psikolojik e, yorgunluklardan kaynaklı durumlara karşı tedbirli ve dikkatli olun. Özellikle bir de çarşamba perşembe günü burcunuzda ilerleyen gezegen kombinasyonları sağlık sistemiyle alakalı zorlanmalar verebilir ve ayın dördünde Mars'ın İkizler burcuna geçişiyle perşembe günü parasal söz verdiğiniz işler ve konularla ilgili düşünce olarak zorlanmalar yapabilirsiniz. Hiçbir para parayla ilgili düşündüğünüz zorlanma size kaygı, korku ve huzursuzluk vermesin. E aynı zamanda özellikle kariyer, iş alanlarında iletişimin sizlere getireceği imkanlar kazancınızı 2'ye değil 5'e 10'a katlamasına neden olacak. Öyle bir sağlam temeller haftasındasınız ki geleceğinizi garanti altına alacaksınız. Yani boğa burçları evet Uranüs içinizi dışınıza çıkardı ama değişimlere açılmanız konusunda da samimiyetle söylüyorum fark yarattı. Şimdi bugün temelini attığınız işlerde e, hani yaptığın işte diyelim ki 20 sene sonra emekli olurum diyorsa bir boğa burcu bir sene sonra emeklilik parasını elde edebilir. Ama çalışmaya da devam edebilir. Spotum ne size? Şansım döndü. <laughs> Benim şansım döndü. Her konuda. <laughs> Dönmezse pazartesi günü burada. <gülüyor> <gülüyor> Bana bunun hesabını kesin soracaksın. <laughs> kesin. Çünkü ben senin haritanı da biliyorum. Yükselenin de ikizleri olduğu için ee, ayın e, 20 Mart'a kadar bir şey çıkacak seninle ilgili ortaya. Ne çıkacak? <laughs> bir, bir sürpriz geliyor bize senden. Bir şey çıkacak. Bir şey çıkacak. 20 Mart'a kadar mı? 20-22 Mart'a kadar. Görüşürüz. Her iddiasına varım. <laughs> Vallahi ben keşke burada inşallah olsun. Bak inşallah olsun. Ne olacaksa hayrı olsun. Bütünün ve senin hayrına olsun. Senin haritanın da bütün boğaların. Bütün boğaların. Ee, ...samimiyetle söylüyorum... ...haritanda da bu etkileri de görüyorum... ...yükselen ikizler olduğu için... ...yıla fark yaratacağın damgaları vuracaksın. <laughs> Allah Allah. Boğalar <laughs> ve yükselen Peki. boğalar... ...fark yaratacaksınız efendim. Evet boğalar demek ki... ...bu haftaya güzel başladılar. Peki Çok ikizler güzel. de aynı şekilde güzel başladılar mı... Ya da ikizler hayatları e, onların ha, da ha, e, hayatları hareketlendi ama aşkta kaybediyor ikizler bu hafta. Aman bence hayırsız olanlar gitsin, hayırlı olanlar gelsin. O zaman o kayıp sayılmıyor Hayır ki. Hayır canım. Kaybettiğinizi düşündüğünüz yani bir şöyle bir atasözü var. Gider eteri gelir beteri. Bunlar eskilerimizin bize yanlış kodları. Eter gidiyorsa mükemmeli de geliyor. Bunu unutmayın ama siz buna açık bir ruhsanız, Buna açık bir zihniyetseniz o yüzden ee, hiç evliliğiniz mi bitti? İlişkiniz mi bitti? Hiç hayatınız bitmedi. Hayat şimdiden itibaren başlıyor. Böyle sözler var değil mi? Gider eteri gelir Annenin eteri. Annenin sözleri. Ondan sonra ön tekerlek nereye giderse arka tekerlek A de anne, oraya gider. Yurda gül anacığım teslimeciyim benim annem. Bizi dinliyorsa seni de çok sever biliyorsun. Öpüyorum anneciğim. Bana yıllarca yanlış kodlarla yönlendirdi. Arka tekerlek nereye, ön tekerlek oraya. Hı -hı. Anasının bahtı kızının tahtı. tahtı. Ondan sonra yavrum. E, ...kör deme, gö badem gözlü olur. Bu kodlarla büyüdük biz. Peki bir hayat nasıl istiyorsan öyle devam ediyor. Doğru. Kesinlikle. Yeter ki sen iste. Değişimi içinde kendi gücünü hissederek başla. Aynen öyle. Sevgili ikizler bu hafta senin için değişim haftası olabilir mi? Hayat Bence sana hayatlarının yetinecek. güzelleştiği bir dönemdesiniz. <laughs> ee, ama diyorsun ki aşk hayatındaki sorunlar seni mutsuz edebilir. Niye sorunlar var? Ayrılık mı var? Bak şimdi hemen anlatıyorum. Öncelikle Mars... İkizler burcuna 4 Martla birlikte geçiş yapıyor. Mars İkizler burcuna geçmesiyle bir ay boyunca kendi istekleriniz için fazlasıyla mücadele vermeniz gerekebilir. Şimdi hareketli ve enerjik olan bir burçtur İkizler burcu ama e, mücadele onlara yıpranılmış, tükenilmiş enerjisi verebilir. Mars'ın burcunuza geçişi ...haddinden fazla sizlere mücadele ettirecek oluşu... ...betbah bir durummuş gibi görülmesin, değerlendirilmesin. Çünkü ikizler burcu enerjiktir ve hareketlidir ama savaşmayı sevmez. İnsanlarla uğraşmayı sevmez. Yükseleniniz ikizlerse, bak sen de yükselen ikizler bir bireysin... ...insanlarla uğraşmayı sevmezsin, yıpranmayı sevmezsin... Ay, ne istiyorsa öyle olsun herkes kendi yoluna devam etsin diye bakar ikizler burcu. E, bu ara çevrenizdeki herkes kol kola vermiş sizin için gizli düşmanlıklar yapıyormuş, tuzaklar kuruyormuş gibi duygulara kapılabilirsiniz. Düşüncelere kapılabilirsiniz. Bir de yaptığınız her işte geleceğinizi güven altına alma isteyeceğiniz için e, genelde kadınsanız da erkekseniz de şunu fark edebilirsiniz... Ya bu insanlar neden mutlu olmamı hazmedemiyor? Ayaklarımın üstüne güçlü bas basmamı neden tercih etmiyor diye? Takılmayın efendim. Layıksa sizin sevginize hayatınızda kalır. Değilse de çıkar gider. Gidenin de yolu açık olsun. Hiç e, ahınız şey olsun ayağına taş gözüne yaş değmesin. Hep mutlu olsun sayacak sayamayacak kadar parası olsun. Size düşmanlık edecek vakti olmasın. Bizden uzak olsun. Bizden uzak olsun. Dolu dolu o da dolusu paraları olsun. Paralarıyla uğraşsın. Onları saymakla zaman geçirsin. Şimdi bak gerginliklerden uzak durmalısınız. Hafta sonu ikili ilişkilerinize karşı gelişmeler yaşarken etrafınızdaki insanların beraberliğinizle ilgili abartılı konuşmalar yapması. Onların sizi doldurması. ...yolunda giden bir ilişkinizin bile... ...yolundan çıkmasına neden olabilir. Hiç kimse sizin yaşadığınız ilişkiyi bilemez. Lütfen bu hafta Mars bir ay boyunca kalacak burcunuzda. E, i̇ş hayatınızı hareketlendirsin, sosyal hayatınızı hareketlendirsin... ...enerjinizi yükseltsin, e, sağlığınıza güç ve güven katsın. ...ama başkalarının sizin hayatınıza, bakışına... Kafa yormayın ve kendinizi üzmeyin. Haftanın spotu ise kim benim için ne düşünürse düşünsün, ben kendimi nasıl görüyorum önemli olan bu. Bu. Peki. Yani sizin için kötü düşünebilirler, sizin için yanlış düşünebilirler. Tabii canım. Başkalarının düşüncelerini umursamadan yola devam sevgili ikizler. Peki sevgili yengeçler. Yengeçler. Hadi bakalım yengeçlerin tablosu gelsin. Ee, ...yengeç çok dikkat etmen gerekiyor. Çünkü haksızlığa uğrayacağın bir haftaya girmişsin. Ve de geçmişle ilgili her şeyi geleceğe taşıman gereken bir haftadasın. Ya da taşıyacağın bir haftadasın. Ama e, taşımaman gerektiği konusunda Nuray Sayar'ı seni bu hafta uyaracak. Aşk hayatında da ısrarcı davranıyorsun. Yani ayrılık aşamasında olabilirsin. Ayrılmamak için direniyor olabilirsin. Sevgili yengeç aç televizyonun sesini bak hayatında ne gibi değişiklikler var. Nuraycığım söz sende. Şimdi haftaya başlarken aile, yuva ve ebeveynlerle ilgili konuları ilgilendiren girişimler yapabilirler. Ve bu konularda iletişim, para konularında bazı kararlar alabilirsiniz. Evle ilgili değişiklikler olabilir efendim. Salı günü ailevi konularda sağlık konuları ya da ikili ilişkilerde eşiniz, partneriniz ve ortağınızla ilgili konularda ortada kalabilir, zorlanabilirsiniz. Çok dikkatli olun. Şimdi diyelim ki bir yengeç burcusunuz. Ya yeni ortak bir iş kurdunuz ya da kurmayı planlıyorsunuz. Siz ortaklık yapmayı planladığınız ya da ortak olduğunuz kişiye karşı içsel güven hissediyorsanız Yakınlarınızdaki insanların ortak olduğunuz kişiye karşı yorumlarının sizi asla etkilemesine izin vermeyin ve müsaade etmeyin. Başkalarının sizin iş hayatınızla ilgili, iletişim yaşamınızla ilgili yorum yapmasına müsaade ettiğiniz takdirde haksızlığa uğrayabilirsiniz. Hayatınızdaki değer görmeyi hak eden kişiye de değersizlik hissi ve duygusu verebilirsiniz. O yüzden kendi kararlarınızı kendiniz alın, kendiniz verin. Eğer ortaklaşa bir iş hayatınız varsa hı hı. kimsenin sizi yönetmesine, doldurmasına müsaade etmeyin. Peki ya bir iş alanında çalışan bir yengeçseniz... üstleriniz ve aslarınızla alakalı geçtiğimiz haftalarda yaşamış olduğunuz yanlış anlaşılmaların dengelenmesiyle huzur bulacaksınız. Aynı zamanda planlarınız, kararlarınız, niyetlerinizle ilgili e, Çarşamba günü ve Perşembe günü her şey istediğiniz gibi olacak. Ayrıca haftanın üçüncü ve dördüncü günü aşk, çocuklar, sanat konuları, hobiler ve yatırımlar için güzel zamanlar fark edecek ve fark ettiğiniz etkilerle de muazzam şansınızı değiştirebilme imkanları oluşturacaksınız. Ay çok güzel. Mars'ın ayın dördünde ikizler burcuna geçişiyle birlikte kendi içinizde hangi konuda mücadele veriyorsanız hiçbir şeyi kafaya takmayın. Şimdi diyor ki Mars ikizler burcuna geçiyor. Ey sevgili yengeç bir ay boyunca kafana tokadan başka bir şey takma. Taktığın takdirde Kendini tüketirsin, kendini yorarsın. O kadar mı? Bak tokadan başka bir şey takmayın. Ben de yükselen yengeç. Nasılım biliyor musun şu anda? Arkamda ev yansa dönüp bakmayacak kadar geniş tabii, davranmaya tabii. çalışıyorum. Aa, o kadar yani teşbih yapıyorsun. Cumartesi günü benim evim yanıyordu. Aa. Bir yangın çıktı. Komşum bendeydi. Tava tutuştu. Dolunay günü. Tava tutuştu. Tabii. Aygül diye bağırıyorum. Aygül donmuş. Ocağın kalmış. üstünde mi unuttun? Ocağın üstünde tava tutuştu. Bütün sigortalar filan patladı. Ağustos'un nasıl bir kötü enerji gönderildiyse ateşle birlikte yok etti. Hiç üzülme dedim. Aygül'e. Ne olur sigortalar yönden yaptırılır. Bize bir şey oldu mu? Benim şeyimde malcanın yongası değil. Ya orası öyle ama, ama tabii, tabii. Ya Aygül'e Allah... bir şey olsaydı yansaydı. Zere zarar görmedik. Bak bu gezegen kombinasyonları bir Aygül de hep uyardım. Senin haritana göre ateşe karşı tehlikelerin var dikkat et. Ee, peki şimdi bütün yengeçlerin bu konuda uyarıyorsun. Bütün... Bakın ka trafik kazalarına. Ay Allah Ateşle sayesinde. ilgili yanıklara. Bak yanıklara bu bir ay boyunca bir hafta boyunca değil. yanıklara trafik kazalarına çok dikkat edin. Benim de çok dikkat etmem gerekiyor. Yükselenim yengeç. Ateşten gelebilecek tehlikeler. E, trafik kazasından gelebilecek tehlikeler. Dikkat et ben haftalardır e, kanalımızın ulaştırması beni getiriyor. Ben araba kullanmıyorum. Niye? E çünkü Ali tam da trafik kazası tehlikem var. E, bunu bilerek niye kendimi riske atayım? Ha, enteresan yani tabii. A, tamam İstanbul Bunu takım. biliyorsun biz öyle. Allah ne verdiyse. Ben de uyarıyor. Hiç <laughs> kulu valla bir elham. Bol ayetel kürsüyle. Bence yapıyorum ben de okuyorum ama o risk var. Bir kere onu görürken olmayacak olsa bile Allah'ım korusun. O enerjiyi ya. çekmeyeyim diye. Aynı zamanda e, sağlığınızla alakalı kazalardan gelebilecek rahatsızlıklar olabilir. Buna dikkat edin. Kariyeriniz ve özel hayatınızda önceden aldığınız yaraları tekrar gündem konusu yapmayın. Haftanın spotu ne biliyor musun yengeçlere? Yaralanabilirim ama ben kendimi tamir edecek enerjiye sahibim. Ya da yaralanmış olabilirim. Zarar görmüş olabilirim. Ama ben kendimi şifalandırabilecek güce de sahibim, imana da sahibim, şefkate de sahibim. Hep ben ne diyorum? Ben kendimi çok seviyorum. Bir başkasının beni sevmesi değil. Ben herkesi seviyorum. Herkes beni sevmek zorunda değil. Ama asıl ben kendimi çok seviyorum. Siz de kendinizi çok sevin. Peki sevgili yengeç Kazasız belasız güzel bir hafta olsun. Amin. Ayetel kürsüyü bol bol okumanız gerektiği bir haftadasınız anladığım kadarıyla. Gerçekten evet. Allah kazandan beladan hepimizi korusun. Özellikle sevgili yengeçlerim. Sevgili aslanlar bu hafta sizi ne bekliyor? Partnerinizle aranızdaki sorunlarınız çözülünce siz artık bu hafta rahat bir nefes alabileceksiniz. Peki bu aradaki problemi nasıl çözeceksiniz? İş hayatınızda... Ee, anlaşıldığınızı anlayıncaya kadar size mutluluk yok. Peki acaba bu hafta anlaşıldığınızı an, yani sizi anlayanların olduğu bir haftada mı olacaksınız? Onu da konuşacağız. Motivasyonunuz ama yüksek. Yaşanan her şeye rağmen. Sevgili Aslan, bu hafta nasıl bir hafta seni bekliyor? Nuraycığım, Aslanları da tek tek ve uzun hemen, uzun anlatalım. Hemen. Sevgili Aslanlar, yükselen Aslanlar. Hem bu Ekim zamanı Dolunay'ın vermiş olduğu Başak Dolunay'ın cumartesi yaşadık. Ayın dördünde de Mars'ın İkizler Burcu'na geçişi artı diğer gezegenlerin kavuşumu sizlere bu hafta hangi konularda uyarı veriyor? Neyi yapmalı neyi yapmamalısınız? Öncelikle haftaya başlarken yakın çevre, kardeşler, komşular, akrabalarla iletişim ilişkilerinizin arttığı bir süreçtesiniz eğitim ticari konularla ilgili güzel gelişmeler de alabilirsiniz. Aynı zamanda salı akşamı sadece yakın çevreniz ve kardeşlerinizle ilgili ağır mevzular ve konular gündem konusu olabilir. Ailevi problemler. Ailevi problemler. Örneğin bir kardeşiniz varsa büyüğünüz ya da küçüğünüz kendi yuvası ilişkisinde bazı sorunlar yaşıyor olabilir. Eee gezegenlerin kombinasyonu diyor ki karı koca arasına girmeyin. Akrabanız da olsa girmeyin. Kardeşiniz de olsa girmeyin. Komşunuz da olsa girmeyin. Çünkü yaptığınız iyiliğin bile yanlış anlaşılabileceği bir denge yaşayabilirsiniz. Ay Plüton'un yaşatacağı etkiyle kimsenin sorununa girmeyin, dinleyin, destek olun. Ama ara buluculuk yapmayın. İyilikten maraz. Tamirle söylüyorum. Haftadayız. İyilikten maraz doğabilecek durumları, olayları yaşayabilirler. Karışmayın kimsenin. Kimseye içine. karışmayın. Hiç Dinlemeniz gerekiyorsa dinleyin. Motivasyonunuzu düşürecek davranışlarda bulunmayın. Aynı zamanda duygusal olarak derin düşünceler içerisinde olabilirsiniz. Hmm. Bu derin düşünceler içerisinde olmanız, etrafınızda yanlış anlaşılmalara neden olabilir? Sakin kalmaya özen gösterin. Aynı zamanda çarşamba günü yine aşk, ilişki, aile büyükleri, ev alanında düşündüğünüz, planladığınız, almayı düşündüğünüz bir ev konusu ya da satmayı düşündüğünüz bir ev konusu ne zaman satılacak diye sizi düşündüren durumlarda çözümler üretebilir. Karşılıklı yeni çözümlerinizle almak için mücadele verdiğiniz bir evi alabilirsiniz ya da satmak için mücadele verdiğiniz bir mülkü satabilirsiniz. Bu da maddi açıdan size ciddi anlamda bir kolaylık sağlayabilir. Düşünceleriniz ve duygularınızda ne istediğinizin bilincinde olmanız gerekiyor. Sıhhatiniz ve sağlığınız konusunda boyun ve omurga ile ilgili bazı hassaslıklar yaşayabilirsiniz. Boynum ağrıyor diye geçiştirmeyin lütfen. Mutlaka bir doktora gidin. Biliyorum çok zor süreçlerden geçiyoruz hep birlikte. Vallahi öyle. Birimiz Bir ağrıdığı vakitte hastaneye bile gitmekten korkuyoruz. İşte virüs var ya geçerse ya bulaşırsa diye. Ama bu hafta diye. aslanlar özellikle İhimalci ağrılarını, olmayın ağrılarını efendim. ihmal etmesinler. Ne olur etmeyin. Mümkünse ağrıyan bir yeriniz varsa gösterin ve ihmalci olmayın. Peki iş hayatında şey demişsin anlaşıldığınızı anlayınca ancak huzuru bulacaksın. Evet. Anlaşılamıyorlar mı aslanlar? Şimdi, şimdi oraya geliyordum. Ee, hızlı konuşmak ve hızlı düşünmek bazen insanın bildiğini bile unutmasına neden olabiliyor. Siz bu hafta sakin kalıp konuşamadığınız, aktaramadığınız, anlatamadığınız her şeyi kolaylıkla anlatıp aktarabileceksiniz. Dolayısıyla eğer ki sosyal medya ve reklam konularında işleriniz varsa günlük yaşamınızda koşuşturmalarınızın tam anlamıyla karşılığını alabilirsiniz. Ve iş hayatınızda anlaşıldığınızı, anlatıp anlatamadıklarınızı daha net, kolaylıkla anlatabilir, ifade edebilirsiniz. Sizi anlamakta zorluk çeken kişilerin sizi anlamaya başlaması da tam anlamıyla huzur bulmanıza, mutlu olmanıza neden olurken motivasyonunuzun yüksek olduğu ...bir çalışma süreci yaşayacaksınız. İşinizi severek yapacaksınız. Kazancınıza odaklanacaksınız. Parasal konularınızda... ...nasıl yatırım yapmanız... ...gerektiği hususunda da... ...hiç kimseye bir şey danışmadan... ...kendi planlarınızı kendiniz programlayacaksınız. Ayrıca... ...aşk hayatında ayrılık yaşamış olan aslanların... ...eski sevgilileri geri dönebilir... Ee, geçmişin size bir hayrı yok. E ee, aynı kitabı ikinci kez okumayın zarar görürsünüz. Haftanın spotu ise Öyle onlara. O bu. Haftanın spotu ise onlara. Ben geçmişe değil geleceği seviyorum. Yani geçmişe odaklan, geçmişe odaklanmayın, geleceğe odak. Geleceği geleceğe odaklanın. Neydi bir daha söyler misin? Ben, ben geçmişi değil, geçmişi değil. Ben geçmişe değil geleceğe odaklanıyorum. Evet. Geleceğe odaklanan aslanlar inşallah gelecekte de güzel şeyler gelecek size yeter ki umudunuzu hayallerinizi hep taze tutun sevgili aslan bu hafta hareketli gezegenler haftanın hareketli ve bereketli etkisi sana böyle yansırken peki ya sevgili başaklar onlara nasıl bir hafta Merhaba diyor. Yani pazartesi itibariyle, bugün itibariyle sevgili Başakları nasıl bir hayat bekliyor? Onların da geçmişe odaklanmaması gereken bir haftaya girdiklerini ısrarla altını çizerek söylüyoruz. İlahi adalet yerini buluyor. Ey sevgili Başak, ilahi adalet öyle bir yerini buluyor ki e, diş ağrılarına karşı dikkat etmen gereken bir haftadasın. Valla ilahi adalet yerini buluyor deyince ben de e, pazar günü bir olay yaşadım. Dedim ki ey kurban olduğum Allah'ım gerçekten sana inanmak, biat etmek ve gerçekten yaşadığınız bir kötülük varsa ne olur Allah'a havale edin. Allah bunu kimsenin yanına bırakmıyor. Yarına bırakıyor. Evet, yanına bırakmıyor. Yanına bırakmıyor. Bir de var ya nur ee, ilahi adalet hep tecelli ediyor. Benim e, büyüklerimin bir sözü vardır. Keser döner, sap döner, gün gelir hesap, hesap döner. döner. Şimdi bazı insanlar bizim hayatımızda bize kötülük ettiklerini zannediyorlar. Oysa ki bir kere daha aynanın karşısına dönüp bakıyorsun diyorsun ki ey Allah'ım bir daha dünyaya gelirsem yine çeken olayım, çektiren olmayayım. Evet. O yüzden sevgili seyircilerimiz, oysa kendine yapıyor. hep daim olsun. Sevgili Başak, bu hafta asla geçmişe odaklanma. Sen de bu hafta biraz geçmişi kurcalayacağın bir haftaya girmişsin. Değil mi Nuraycığım? Tabi Mars onları Marsın Mars etkisiyle ikizler burcuna geçmesiyle birlikte bir ay boyunca kariyer ve iş hayatlarında artık istedikleri yere gelmek için veremedikleri mücadele için mücadele edecekler. Bana burada notları vermişsin mesela geçmişe asla odaklanmaması gereken bir haftadalar. Şimdi, Neden? Ne olur mesela şimdi. geçmişe odaklanırlarsa? Ee, şimdi evli olanlar ya da ilişki yaşayanlar e, eşlerini partnerlerini maddi açıdan desteklemiş olabilirler. Hı hı. Geçtiğimiz haftalarda ya da aylarda. O desteğin karşılığını da maddi olarak alamamışlardır. Hı. Bu durumda partnere karşı duyulan güven kaybına neden olmuş olabilir. Şimdi bugün ödeyemiyor diye kandırıldığınızı, efendim dolandırıldığınızı düşünüp geçmişe ait mevzularla partnerinizi vıdı vıdı başını yerseniz terk edilmekle baş başa kalabilirsiniz. Oysa ki aşk hayatınız son derece yerinde. Aşkta ve işte başınıza gelmiş konuları gündem konusu olarak e, mevzu etmeyin ve geçmişte yaşanmış talihsizlikleri, şanssızlıkları tekrar bu bugünüze taşımamaya özen gösterin. Aynı zamanda araba konularında biraz dikkatli olmanız gerekiyor. Araba alacaksanız e, çok iyi araştırıp alın. Tamam gezegenlerin kombinasyonu araba değiştirmeniz için bir tehlike göstermiyor ama... ...kandırılma, dolandırılma gibi Duanlısı durumlar... tehlike olacak? Olabilir. <gülüyor> yani <gülüyor> arızalı bir araba satabilirler ya da e, hasarlı bir araba satabilirler. Hani korku vermeyeyim diye. Gitsinler baktırsınlar. <laughs> Gitsinler baktırsınlar efendim. Bu araba alınır mı alınmaz mı diye bile. De... Almayın bu hafta araba. Şimdi e... ne kadar sürecek? Ya bu bir ay sürecek. Onlara. E bir ay daha almayın. E e değiştirmek istiyorsanız varsa. o zaman, yani şevkiniz kırılsın istemiyorum tabii ki de. Eğer iyi bir araştırmacı olursanız zarar görmezsiniz. Ama e, kim araştırıyor kim yapıyor? Bir ay daha dişinizi sıkın bence de almayın. Bir ay sonra değiştirin arabanızı. Ya da ilk defa bir araba alıyorsanız. Önemli bir bayiden Sadece alın. Sadece araba İkinci için el diğer elektronik eşyalar vesaire onlar. Yok da... araba. araba. Sadece için. araba için geçer bir konu bu. Ee, bu konuda çok dikkatli olmaları gerekiyor. Aynı zamanda iş hayatlarında e, mücadele edip karşılığını alma sonuçlarını da elde edebilirler. Hatta işinizden çıkarıldıysanız, haksız yere işinizden edildiyseniz, birileri size haksızlık ettiyse. ...ilahi adaletin nasıl da yerine bulduğunu göreceksiniz. Nihayet. Ee, maddi konularda haksızlığa uğradıysanız... ...size iftira atmışlar i̇nşallah. ise... İnşallah. Efendim gerçekten birileri sizi kandırdıysa... ...sizden çok üzüldüğünü görebilir, duyabilirsiniz. Tabii ki inşallah bu haksızlığı yapan kişiler de... E, ...ben bunu buna yapmıştım o yüzden bunlar başıma geldi... ...diyerek düzeltir bir daha kimseye haksızlık etmez... Ee, ...yarını var ama biz yarına çıkacağımız Allah'a kalmış. Belli mi olur? Ölüm var ya. Herkesin aklını başına alması lazım. Hiçbirimiz giderken kefenin cebi bile yok. Bak şimdi insanlar e, anlı şanlı gömülemeyebiliyor. Pandemi sürecindeyiz. Ya yani insanlar şu ölümün olduğunu şu gönüllerine bir oturtsalar... ...kimse kimsenin gönlünü kırmaz. Kimse kimseyi kandırmaz kimse kimseye de haksızlık etmez. Özellikle iş hayatınıza konsantre olun. Sağlıkta kazalara karşı çok dikkatli olun. Ev bakımı ve gayrimenkul konularınızla ilgili de ihmalci olmayın. Evinizle ilgilenin. Evinizi daha çok sevin. Hayata daha çok bağlanın sevgili başaklar. Zaten sizler detayları göz ardı etmiyorsunuz ama Mars detayları göz ardı etmenize neden olduğu için bu ay siz siz olun araba almayın. Spotum ise onlara. Sağlık konusuna ekleyeceğim var mı? Ee, diş ağrılarına karşı, dişle ilgili rahatsızlıklara karşı bedendeki kemik yapısıyla ilgili dikkatli olmaları da fayda var. Peki. Spotum ise onlara. Hayat bir armağan sizin için süresi de yok. Yani iyi değerlendirin Çok diyorsun. Çok iyi değerlendirin. Hayat geldi ve geçiyor. Ne Kesinlikle. kadar anını ve gününü iyi değerlendirirsen o kadar e, güzel bir yaşam sürersin. Allah karşınızda hep iyi insanlar çıkarsın. Amin. Kötülerle karşı karşıya kalmayın. Sevgili teraziler. Şimdi bizim programımızda terazilerle ilgili bir kanı var. Diyorlar ki teraziler bana yazıyorlar. ya yani Nuray sayarı hiç terazilerle ilgili iyi şeyler söylemiyor diye. Olur mu öyle Halbuki, şey? Halbuki e, yani arada bir hani takılıyoruz. Işte Şaka yapıyoruz biz. İşin esprisindeyiz Tabii ama. Tabii Şimdi bu hafta teraziler çok dikkatli dinleyin. Efem gelsin terazinin diğer tablosu da. Bu hafta sevgili terazilerin enerjisi yükseliyor. Bak güzel haberle başlıyoruz Tabii. bu hafta. Ve bu hafta öyle ilginç bir haftaya giriyorsunuz ki terazi. Bugüne kadar yaşadığınız her şeyi çözebileceğiniz bir haftaya girmişsiniz. Başlıklarımız böyle. Şimdi diğer başlıkları görüyorsunuz ekranda. Yönetmenim tekrar getirecek. Gözümüz kulağımız Nuray Sayarı Sevgili teraziler bu haftaya nasıl başlıyorlar sevgili Nuraycığım? Şimdi Nurcuğum e, terazi ve yükselen terazi haftaya kendi burçlarında seyrederek başlayan Ay ile giriş yaptıkları için kendinizi güzel ifade edebilir ve kendinizle ilgilenmek size her anlamda hafta boyunca iyi gelebilir. İyi gelecek. Güzellikleri hayatınıza çekmekte hiç zorlanmayacaksınız. İkili ilişkilerde güzel zamanlar geçirebileceksiniz. Evli bir Terazi burcuysanız ...bir ilişkiniz varsa, süregelen bir beraberliğiniz varsa... ...karşılıklı birbirinize çok iyi gelebilir. Birbirinizi mutlu edebilirsiniz. Birbirinizi anlamak, birbirinize güzel sözlerle konuşmak... ...aranızdaki aşkın, romantizmin hafta boyunca yükselmesine etki edecek. Şahane Harika. bir hafta. Fakat salı akşamı kendinizi ailenizi ve ebeveynlerinizle olan ilişkilerinizde derin düşünceler içerisine soktuğunuz takdirde annenize ait, annenizin ailesindeki kardeşleriyle ilgili, akrabalarıyla ilgili sizlere anlattığı şikayetlerle derin düşüncelere dalabilirseniz bu sizin ruhunuzu yorabilir. Tabii ki annenizi babanızı dinleyin, eğer teyzenizle, yengenizle, amcanızla aralarında açılmalar, kırgınlıklar varsa... ...diğer fertlerle konuşun, onları bir araya getirmeye çalışın. Ama siz siz olun, e, kimsenin karmasına girmeyin. Yani... Ne demek o? Karma ne demek biliyor musun? Başkalarının problemlerini kendi problemin gibi yaşarsan, yardımcı olmazsan... ...onların yaşadığı her şeyi başına getirirsin. Şöyle özetler misin bana? Şunu yapmayın, karmaya girmeyin. Yani... Ne ee, Teyzenizle annenizin dedikodusunu yapmayın. Annenizle de teyzenin dedikodusunu yapmayın. Ya da akrabalardan kimse. Tamam. Bunu yapmayın. Aynısı size yapılsın istemiyorsanız, şikayet edildiğinde nasıl düzeltebiliriz? Nasıl toparlayabiliriz konusunda odaklanın. Tamam. Büyüklerinize de bu konuda nasihat etmeye, anlayışlı olması gerektiği konusunda, duygulu davranması gerektiği konusunda konuşarak yardımcı olun çünkü iletişiminizin çok güçlendiği bir haftadasınız. Aynı zamanda özellikle aşk, ilişki konusunda evlenmeyi hedefleyen ve bekleyen teraziler bu hafta evlilikle ilgili teklif alabilir. Kalbi boş olanların karşısına ileride hayatını kuracağı partnerlerin karşısına çıkması olabilir. Zaten onların çilesi bitti. Berbat günler geçirdiler. <laughs> çilesi Çilere bitti. Gerçekten çileleri bitti. Ee, çok zorlandılar ve Marsın ikizler burcuna geçmesiyle birlikte ne yapmasınlar? Hemen ha. onu söylemek istiyorum. Bir ay boyunca uzak yerlerden alacağınız haberler, yurt dışı eğitim, hukuk, ticaret ve seyahat konularında artık ne istediğinizi bilerek cesur adımlar atmalısınız. Asla arafta kalan duygular içerisinde olmayın. Buna çok dikkat edin. E ee, tabii ki bunları yaparken daha çok ilişkilerde, dinamik para konularında da stratejik, sakin kararlar alıp vermeye özen gösterin. Ee, gündeminizin en derin konusu hafta boyunca cesur olun, cesur olun. E ee, hukuk işiniz varsa, e mahkemeyle mücadele veriyorsanız, bir tazminat sonucu bekliyorsanız korkmayın. Kazanacağınızı imgeleyin, hayalini kurun ve kendinizden, kararlarınızdan çok emin olun. Yani Hakınız değil mi? Cesur yani? olun, kendinizi savunun, endişe etmeyi bırakın. Haftanın spotu, korkusuz olun. Korkusuz ol. olun. Sağlıkla ilgili ekleyeceğim ama terazi? Sıhhat ve sağlıkta... da. E psikolojilerini bozmadıktan sonra ruhsal bir yorgunluk, bir travma yaşamazlar. Peki. Sevgili Terazi. korkusu olman gereken bir gereken bir haftaya girdin. Peki ya sevgili Akrep nasıl bir haftaya girdin? Sevgili Akrep işte haftaya böyle girdin bak. Aşk. Ben para, sizi çok seviyorum. Sağlık. Ben gerçekten Terazileri çok seviyorum. Terazi, terazi geçtik hayatım akrep Hayır. Terazi şimdi aklıma geldi terazi de o yüzden üzüldüm. Seviyorum ya onları ben. Canım benim. Akreplere evet. geçiyoruz şimdi. Teraziler. Akrepler yükselen akrepler. <laughs> evet nasıl bu, bu hafta şimdi, haftayız Karmaşık boyun... duyguları varmış Evet akrepleri. var karmaşık duyguları var. Haftaya giriş e, yaparken karmaşık duygular. Ay müjdeye bak 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 Akrep ter... akrepte gel gel müjdeye bak. Yeni bir aşk geliyormuş size. Yalnızsanız kalbiniz boşsa çok iyi. Yepyeni bir aşka kucak açabilirsiniz. Ayrıca bu hafta gelecek olan aşk sağlam temelli. Y yüzü Harika. güleç, gönlü ferah, kalbi huzurlu kişileri çekeceksiniz hayatınıza. Evli olanlar anne baba olmaya aday olabilirler. Çocuk yapmaya hazır değilseniz Henüz anne baba olmak istemiyorsanız dikkatli dikkat. bir ay boyunca çok dikkat edin lütfen. Kesinlikle. Üreme ayı. Üreme, çoğalma <laughs> ayındalar. Şimdi haftaya içsel olarak kendinizi sorguladığınız ve gelecek planlamalarınız içerisinde bulabilirsiniz. Daha nasıl iş yapabilirim? Daha yeni imkanları nasıl oluşturabilirim? Daha fazla parayı nasıl kazanabilirim? Kendi işimde daha fazla nasıl geliştirebilirim? Yaşam enerjimi nasıl yükseltebilirim diye Hafta boyunca ara ara kendi içsel dünyanızda bunları sorgularken bulabilirsiniz. Aynı zamanda duygusal olarak içsel kapanıklık kalmak istemeyeceksiniz. İçiniz hiç kapanmak istemeyeceksiniz. Salı günü takıntılar çok fazla öne ön plana çıkabilir. Takıntı yaptığınız konularınız e, Salı akşamı, Çarşamba, Perşembe günü kime neye takılıyorsanız boş vermişim diyin. Kesinlikle boş vermişim deyin. Akışa bırakın. Takarak ne yapıyorsunuz? Sorun olan olayları çözümlüyor musunuz? Asla çözümlemiyorsunuz. Asla çözümlemediğiniz için de salı, çarşamba ve perşembe günü takıntılar, içeren bütün duyguları, kişileri hayatınızdan arındırın ve çıkarın mümkün olduğunca. Ayrıca iletişim konularında yanlış anlaşılmalara da açık olabilirler bu hafta sevgili akrepler ağzınızdan çıkan e, kulağınızın daha iyi duyması gereken Çarşamba Perşembe günü kendinizi daha rahat ifade edebilirsiniz Çarşamba e, öğleden sonra 13'ten sonra Perşembe günün tamamında. Yani bugün ve yarın riskli günler. Riskli günler. Ağzınızdan çıkanı kulağınız duysun. Evet ve birilerine kendinizi ifade etmekte zorluk çekiyorsanız ya da karşınızdaki kişi algılamada zorluk çekiyorsa gelin çarşamba öğleden sonra perşembe günü gün boyunca kiminle neyi konuşmak istiyorsanız konuşursanız hem kendinizi daha rahat ifade edeceksiniz hem de olmasını istediğiniz, konuşarak başarmayı istediğiniz şeyleri çok kolay ve rahat başarabileceksiniz. Mars'ın ikizler burcuna ayın dördünde geçmesiyle birlikte bir ay boyunca bak. Borç, alacak, vergi, kredi, nafaka, burs, eşin ve ortağın parası ilgili alamadıklarınızı, yapamadıklarınızı ve bu işlere yönelik aksiyon almak isteyecek bu aksiyonlarınız sayesinde de sağlam sonuçlar elde edeceksiniz. Ee, evli ilişkisi olan bir akrep bireyseniz... üremek istiyorsanız gözünüz aydın, üremek istemiyorsanız temkinli ve dikkatli olun çocuk konusunda. Aranızdaki tutkunun, aşkının yoğun olduğu bir haftadasınız. Aynı zamanda e, Mars'ın ikizler burcuna geçmesiyle birlikte. E, ...dikkatli olmalısınız. Alışveriş yaparken çok önemli. İpin ucunu kaçırmamaya... Fazla ...ve yine günlük dikkat. koşuşturma... ...günlük koşuşturma ve... ...iletim konularında daha önce... ...yara aldığınız... ...sizi yaralamış kişiler olabilir... ...maddi ve manevi anlamda. Hı hı. E, bu şahıslar... ...bu kişiler anlamında da... ...gündeminize gelen mevzular ve... ...konular olabilir. Bunlar olduğu... ...takdirde... E, hiç konu ve mevzu etmeyin efendim. Hakkınızda yapılan konuşmaları duyduğunuzda zorunuza da gitmesin. Size bu mevzuları taşıyan kişileri de ben bu konuları bitirdim deyin. Konuşmayın ve mevzu etmeyin mümkün olduğunca. Evet spotu alalım. Sağlıkta ee, söyleyerek. Sağlığı söyleyecektim şimdi. Sağlıkta yeme konusunda ipin ucunu kaçırmasınlar. Para harcama konusunda ipin ucunu kaçırmasınlar. Spotum ee, ise onlara tutumlu ol, planlı harca. Ya bak e, akrep, sevgili akrep şu an ekran başındasın. Özellikle vurguladığı tek şey Pişman olmak tutumlu olup planlı harcaman. Yoksa gerçekten anladığım kadarıyla çok canı yanabilir. Üzülebilir, pişmanlık yaşayabilir. E, para kaybı yaşadıktan sonra pişman olmak bir şeyi değiştirmiyor ki efendim. Biz hani cüz'i irade, külli irade. Yani e, duygularımızı da hayata kışa bırakalım ama Para da önemli. Sevgili yaylar. Gelsin tablomuz ekrana. Şimdi para ve sağlığınızda uyarılar var size. Ee, özellikle parasal konularda sizin de planlı olmanız gerektiğini evet. söylüyor Nuray Seyre. Şimdi Nuraycığım tek tek yayları değerlendirir miyiz? Mesela özel hayatları nasıl, Hemen. iş hayatları nasıl, Hemen. maddi durumları nasıl? Bu hafta sosyal çevre ve arkadaşlık çevresel ilişkilerle ilgili önemli konular gündeme gelebilir güzel vakitler ve iletişimler kurabilirler. İşinizden ...sağlığınıza kadar kazançlı olmaya özen göstereceğiniz bir haftadasınız sevgili yaylar. Salı akşamı e, bazı arkadaşlarınızın saplantılı düşünceleri ve duyguları kafanızı yormanıza neden olabilir. E, kimseyi değiştiremezsiniz değerli yaylar. Eğer düşüncelerinde, duygularında Saplantı yaşayan arkadaşlarınız varsa onlarla görüşmek durumundaysanız ya da mecbursanız birlikte iş yapıyorsanız ya da birlikte hayatı paylaşıyorsanız saplantılı takıntılı biriyle onu olduğu gibi görüp kabul edin <laughs> onu geliştirmeye onu değiştirmeye çalışmayın. Eğer onu geliştirmeye ve değiştirmeye çalışırsanız ilişkilerinizde dağılmalara kopmalara neden olan durumlar yaşayabilirsiniz haftanın iki günü bu, bu alanda tehlikeli. Salı akşamından e, Perşembe sabahına kadar hiç kimseyi geliştirmeye ve değiştirmeye kalkışmayacak, uğraşmayacaklar. Buna dikkat ettikleri takdirde hafta boyunca sosyal çevre arkadaşlık ilişkilerinde e, daha sakin, daha uyumlu, daha mutlu olabilirler. Sevdiğiniz insanların e, huylarını sevmezseniz onların sizi yanlış anlamasına neden olursunuz. Bak sevmek zorunda değilsiniz ama saygı duyun. Tabii. Onları olduğu gibi kabul edin. Aynı zamanda e, içinize dönük açıklayamadığınız ne varsa evliyseniz... ...ve eşinizle ilgili bazı konularda rahatsızlık duyuyorsanız... ...onun bu hafta sizi pek anlayabileceğini düşünmüyorum. Neden? Gezegenlerin kombinasyonundan dolayı. E, bir psikoloğa, bir psikiyatriste ya da bir danışmana giderek... ...işin ehlinden, sizi rahatsız eden... Problemler için fikir alabilirsiniz. Belki göremediğiniz hatalarınızla yüzleşebilirsiniz. Hı hı. Şimdi genelde hep karşı tarafı suçlarız. Ama bilemeyiz ki insan. Şimdi ben senin gözünden Tabii. kendimi göremiyorum. Sen de benim gözümden kendini göremiyorsun. Sen benim gözümden kendini görseydin, kendine aşık olurdun. Bu işler böyle. Peki yaylara uyarın şu mu? Diyorum ki kendi gözünden görüp de. Hesaplar yapma. İşin uzmanına git. Rahatsız olduğun şeyleri bir uzmana söyle, kendi hatalarını da gör. Bak, bir anne, her konuda mı Her böyle? konuda bu. Her konuda bu. Şimdi annemizle de dert dertleşmek çözüm değil. Biz onun kuzusuyuz. 60 yaşında da olsak bir annenin çocuğuyum. Yani ilişkinle ilgili, iş hayatında ilgili sorunların varsa... Mutlaka bir işin uzmanına git. Peki mesela gönlü boş olan yaylar Şimdi bir ilişkiye hazırlar mı? Ya da bu hafta onlar için şanslı bir hafta mı? Şimdi... iş ee, hayatları nasıl? Partnerleriyle uyum ve denge kuymaya özen gösterdikleri takdirde ilişkisi olanlar mutlu olacaklar. Kalbi boş olanlar. Cuma, cumartesi, pazar hayatınızın kısmetini ve kaderini tanıyabilirsiniz. Ne diyorsun? Sokağa çıkma yasakları devam ediyor mu? Nereden gelir bilemem. Ee, bir yerden gelir. Nasıl gelir bilemem. Belki ismi gelir, belki bahsi gelir, belki vesilesi gelir, belki şahsı gelir ama kesinlikle hayatınızın kaderini, kısmetini tanıyabilirsiniz. Bir sürpriz var. Sürpriz aşklara açıl yani kalıcı ve sürpriz aşklara Harika. açacaklar kendilerini. Ayrıca yaylar yeni işte kurabilirler. Oo, bu alanda güzel. da çok iyi paralar kazanabilirler. Müthiş. Sağlıkta. Psikolojinizi bozmayın. Huzurlu olmaya önem verin. Spotum ise siz, sizlere. Herkes olduğu gibi kabul edin. Evet. Aslında en zor olan bu değil mi? Ya da en kolayı. Bence yani, çok kolay. Yaşama tutunmanın en kolay yolu bu aslında. Herkes, Herkes olduğu, olduğu gibi kabul gibi etmek. etmek. Şimdi, Astrolojinin kraliçesi Nuray Sayarı ile 12 burcu tek tek yorumluyoruz. Hangi burçta kalmıştık? Tabii ki oğlaklarda. Oğlaklar, kovalar ve balıklar. Şimdi bu haftanın size etkilerini konuşacağız. Hemen akabinde de tekrar 12 Burcu tek tek yorumlayacağız. Spotlara bakacağız. Nuray Sayar'ı program boyunca acaba sizin için neler söyledi? Hangi alanda zorlanmalarınız var? Ve özellikle hareketli ve bereketli bir haftaya girdik bu yıldızların etkisiyle de. Bakalım Türkiye gündeminde neler var onu konuşacağız. Ve sıra geldi sevgili oğlaklara. Sevgili oğlak sağlığını görüyorsun. Acaba bu sağlığın hangi alanda seni etkiliyor? Duygusal gelgitlerin çok fazla olduğu bir haftadasın. Ayrılıklar mı var oğlaklarda? Ruhsal yorgunluk, e, isteksizlik, e, izole olarak kimseye görünmeme... Hı hı. ...hiç kimseye güvenmeme enerjisi yaşayabilirler. Şimdi neyi yapsınlar, neyi yapmasınlar? Haftaya kariyer ve iş konuları, aile konuları ile ilgili... ...güzel haberler ve gelişmeler... ...girişimler yapmak isteyecekler. Dolayısıyla da... ...duygusal gelgitler yaşadıkları için... E, ...hayata ve insanlara... ...güven duymakta zorluk çekebilirler. Hı hı. Şimdi... E, ...iş hayatında başarılı olan insanlar... ...hem kendine güvenen insanlardır... ...hem de çevrelerine güvenen insanlardır. Güvensizlik duygusu... ...insanın yaşam enerjisini yok eder. Dolayısıyla... Ee, gezegenlerin kombinasyonu size diyor ki bu moddan çıkın <laughs> iş kariyer aile konularında güzel haberler ve gelişmeler ile giriş yapmaya niyet edin her şeyin başı niyet yaşanmış zorluklardan güzelliklere niyet ederek giriş yaparsanız sizi zorlayan etkilerden tamamen arınırsınız Salı günü kendinizi biraz daha e, takıntılı ve evhamlı ...duygular içerisinde hissedebilirsiniz. Bunda da... E, ...mümkün olduğunca... ...ben sakinim, dikkatliyim... ...sağlıklıyım olumlamasını yaparak... ...takıntı ve evhamdan... ...arınabilirsiniz. Genel haliyle kendinizi ve... ...kariyer hayatınızdaki konularda... ...yersiz, bıkkınlık... ...memnuniyetsizlikler olabilir. Sakin kalmanız... ...da fayda var. Çarşamba, perşembe günleri... ...sosyal ve arkadaş çevrenizle iletişim halinde olursanız... ...anlamak, anlatmak, hayatı paylaşmak moralinizi yerine getirebilir. Peki ya Mars'ın ikizler burcuna geçişiyle birlikte bir ay boyunca... ...iş hizmet alanları, günlük hayat koşturmaları, sağlık e, çalışanları... ...evcil hayvanlarla ilgili istekleriniz varsa onları da istediğiniz gibi sonuçlandırabilirsiniz. Sadece aceleci, ani kararlar almadan ilerlemeye özen gösterin. Yani bu hafta acil, acele, telaşlı olmadıkları takdirde motivasyonlarını daha çok yükseltebilirler. Çalışma hayatlarında istedikleri sonuçları istedikleri gibi oluşturabilirler. ...araştırmacı olsunlar, <laughs> geçmiş konuları kafanıza takmamaya özen gösterin. E, kadın erkek ilişkileriyle ilgili eski mevzular tekrar gündem konusu olabilir. Tekrar e, ruhunuzu yor, yorgun hissetmenizdeki sebep e, evli bir oğlak vurucuysanız... ...süre gelen bir ilişkiye, bir beraberliğe sahipseniz ve aynı ilişkiyle <laughs> hala ilişki yolunda yol alıyorsanız ve birbirinizi bırakmayı tercih etmiyorsanız geçmişe ait geçimsizlikleri, olumsuzlukları mevzu etmediğiniz takdirde ruhunuzu da yormayacaksınız. Kafanızı da kurcalamayacaksınız. Bunu yapmadığınız takdirde ilişkinizin güçlenmesi ve ilerlemesi olumlu yönde hayrınıza sonuç verecek. İnşallah. Aynı zamanda mümkün olduğunca Mars'ın ee, ...istekleriniz konusunda çabalama ve mücadele etmenizde... ...etkisi ve desteği de olacak. Hı hı. Dolayısıyla ne yapmak istiyorsunuz? Neleri hayatınızda gerçekleştirmek istiyorsunuz? Bunlar üzerinde de tedbirli ve dikkatli olduğunuz takdirde... ...hayattaki her şeyin sizin hayrına ilerlediğini... ...zaten birebir görüp, gözlemleyip, yaşayıp yaşam yolunda ilerleyebileceksiniz. Kalbi boş olan bir oğlak burcuysanız evet yeni birileri gündem konusu olabilir, yeni birileri gelebilir karşınıza çıkabilir ama kendinizi bir ilişkiye yakın hissedemeyebilirsiniz. Bir ilişkiye başlamak da istemeyebilirsiniz. Kimsenin sizi zorlamasıyla e, hayırlı gördüm bir dene demesiyle bir ilişkiye başlamayın. Eğer bu dönem ruhunuzu ve kendinizi bir ilişkiye, bir beraberliğe hazır hissetmiyorsanız zamana ihtiyacınızın olduğunun bilincinde olun ve bunu bu şekilde ifade edin. Ama bir hafta sonra tanırsanız bugünkü isteksizliğiniz olmayacağı için güzel bir aşka, güzel bir ilişki pek tabii ki de başlayabilirsiniz. Harika. Efendim sağlığınızda ruhunuzu yorgun hissedebilirsiniz. O ruhsal yorgunluğunuzu da maneviyatınızı yükselterek dua ederek, meditasyon yaparak, imgeleyerek, hayal kurarak o yorgunluk enerjisinden çıkabilirsiniz. Bir de spor çok iyi gelir ruh yorgunluğuna. Hazır şimdi dolunaydan çıkarken ayın hafif hafif küçülmeye başladığı dönemde bir spora başlanırsa, bir diyete başlanırsa olumlu kalıcı sonuçlar alınabilir. Yani bugün doğru zaman. Doğru zaman. Bugün doğru bir zaman. Ayrıca onlara spotum Hayatı seviyorum deyin, hayata bağlanın. Hayatı seviyorum, seviyorum deyin ve hayata bağlanın. Şimdi Türkiye bağlanın. gündemini soruyorsunuz. Biraz sonra e, sevgili seyircilerimiz soracağım ben de Nuray Sayar'ı ama şöyle 12 Burcu bitirelim diyorum. Ekran başında olan sevgili seyircilerimiz alıyorum Instagram'dan e, duyumlarınızı. Hı hı. Arada okuyorum e, bize gönderdiğiniz mesajları az sonra... Soracağım hiç merak etmeyin. Sevgili kovalar bu hafta aslında kova çok enteresan, enteresan bir haftada. Yani her şey beş yıldız haftanın enleri arasında e, en şanslı ama bir de en mutsuzları arasında da. Yani Bakın kovanın böyle bir tablosu varken kovaların dikkat etmesi gereken neler var? Aslında çok güzel bir haftadalar kovalar hı hı. ama o güzellikleri yok etmek de kendilerinin elinde. Televizyonunuzun sesini açın sevgili kova, yükselen kovalar. Bu hafta onları neler bekliyor? Şimdi haftaya başlarken uzak yerlerden alacağınız haberler, yurt dışı, eğitim, hukuk, ticaret ve yayıncılık, seyahat konularıyla ilgili işleriniz varsa, bunlar gecikmişse, çalışma hayatınızdaki beklentilerinizi gerçekleşeceğine inanmanız gerekiyor. İnanmadığınız hiçbir şeye doğru enerji aktaramazsınız. Dolayısıyla gelecek planlamalarınıza kanalize olmaya özen gösterin. Gelecek planlarınıza kanalize olabilirsiniz. Salı akşamı kendinizi e, biraz daha güçlü hissedersiniz. Ama eğer e, gelecek planlamalarınızı planlamalarınızda başarılı olacağınıza karşı kendinizi desteklemezseniz, gezegen kombinasyonlarından dolayı, yersiz, evhamlı, takıntılı, olumsuz düşünceler içerisinde bulabilirsiniz. Hiç kimse olumsuz duygulu, düşünceli olmayı hak etmiyor ama hayata bakışınızı, düşüncelerinizi dengelediğiniz takdirde olası bütün olumsuzlukları da engellemiş olacaksınız. Aynı zamanda çarşamba ve perşembe günleri kariyer ve iş odaklı olduğunuz takdirde Beklediğiniz ve elde edemediğiniz her şeyi kesinlikle kolaylıkla elde edebileceksiniz. Evli bir kova burcuysanız, ilişkisi olan bir kova burcuysanız fazla kaygı psikolojik sağlığınızı etkileyebilir. Bu ilişki devam eder mi biter mi? E, acaba beni seviyor mu, sevmiyor mu? Bana sadık mı, değil mi? Bu sorular çok sorulabilir kafaların içinde kendilerine. Hı hı. İnsan nasıl anlayabilir partnerinin sadık olup olmadığını? Sevip sevmediğini? Ee, bazıları duygularını konuşarak... Genelde kova erkekse... Duygularını konuşarak ifade etmez. Hatta en son söyleyeceği lafı sözü en başta söyler. Hı hı. Ama kova kadını, kova erkeğine göre... Çok farklı bir davranış biçimine sahiptir. Çok tutkuludur. Aşkını, evliliğini, ilişkisini saplantılı yaşar. Hı hı. Şimdi diyorum ki... E, kova erkeğiyseniz kendinizi ifade etmeye özen gösterin. Evliyseniz ya da bir ilişkiniz varsa, kova kadınıysanız da e, tamam sevin ama hastalıklı, saplantılı severek karşınızdaki insanı boğmayın, bezdirmeyin. E, ona karşı güvensizlikleriniz varsa gizli gizli sakince kızgın olmadan araştırmalarınızı yapın. E, bir yerde kandırılmışsanız bu da önünüze gelebilir. Ee, ve aldatılmışsanız şu an unutmayın hiçbir kadın hiçbir erkeği aldatmaz. Hiçbir erkek de hiçbir kadını aldatmaz. Her kim ne yaparsa kendine yapar herkes kendini aldatır. Doğru. Yani siz göremiyorsunuz ama alemlerin Rabbi her şeyi görüyor. Ve biliyor. Bir şekilde de bunu sizin karşınıza çıkarıyor. Öfke duymayın. E, kandırılmışsanız aldatılmışsanız yol verin gitsin. Mars ikizler burcuna geçişiyle birlikte Aşk hayatınızda, çocuğu yani evli olanlar, çocuklarının, eşlerinin yaratıcı yönlerini keşfetmeleri konusunda hareketlenecekler. Hobilerinizle ilgili artık ne yapmak istiyorsanız cesaret edip bunları hayata geçirebileceksiniz. İletişim halinde olduğunuz kişilerle güzel vakitler yaşayıp geçirebileceksiniz. Sadece yakın çevre, kol, kolu komşu Hı hı. akraba ve kardeşlerle ilgili iletişim konularında biraz gerginlikler olabilir. Bu gerginliklerin oluşmaması için ola ki yan komşunuz sizi anlamıyor. Hı. Çocuklar yüzünden tartışmalar olabilir. Bu genelde çocuklar arasındaki bırakın çocuklar birbiriyle geçiniyor, geçinemiyorsa siz kolu komşu olarak birbirinizi kırmamaya incitmemeye özen gösterin. Mars'ın geçişi Böyle olmayacak şeylerden tartışmaların, geçimsizliklerin, kavgaların oluşmasına neden olabilir. Kalbi boş olan, yalnız olan bir kova kadını ya da erkeğiyseniz çarşamba ve perşembe günü ansızın tanışmalarla büyük aşklar yaşayabilirsiniz. Haftanın spotu. Herkesle güzel iletişim içerisinde olmaya niyet ediyorum. Evet sevgili kova Balık. herkesle güzel iletişim içinde olmaya niyet edenler bu hafta kazananlar listesinde olacaklar. Ama aksi takdirde herkesle güzel iletişim içinde olamam diyenlerdenseniz ve kovaysanız çok dikkat etmeniz gereken bir haftadasınız. Çünkü kayıplar verebilirsiniz. Sevgili balıklar bu hafta sizi neler bekliyor? Az sonra Türkiye gündemini konuşacağız hiç merak etmeyin canlarım. Ve lütfen Nura yani süremiz el verdiğince uzun uzun istiyor seyircilerimiz. Tabii tabii seve seve balıklar için ne söylüyorsun? Şimdi iş hayatınızda bereketli bir dönemdesiniz. Aşkta huzur bulmak için geçmişi unutun. Sosyal ortamlarda yeni kişilerle tanışabilirsiniz. Başlıklarını atmışım. Bu hafta haftaya başlarken maddi konularda alacağınız vereceğiniz mevzuları ve meseleleri çok önemseyeceksiniz. Vergi, kredi, nafaka, burs, eşin parası, ortakla yapılan ortaklaşa parasal kazançlarla ilgili ...beklentisi içerisinde olduğunuz her şeyden... ...güzel haberler alabilirsiniz. Salı akşamı... ...genel haliyle biraz... E, ...huzursuz duygular... ...huzursuz düşünceler... ...hayat arkadaşınızla da aranızda oluşabilir. İş yaptığınız ortağınızla da olabilir. Çalıştığınız iş yerindeki yöneticinizle de olabilir. Bu anlık huzursuzlukları... ...bir sonraki güne taşımamaya... Özen gösterdiğiniz takdirde, sosyal ortamlarda yeni kişilerle tanışırken, e, onların çevrelerindeki yeni tanışacağınız kişilerle kendi çevrenizdeki insanları da kıyaslamamaya özen gösterdiğiniz takdirde, daha çok arkadaşlıkta dostlukta güçlenebilir, inanılmaz derecede huzur bulabilirsiniz. Ayrıca Çarşamba, Perşembe günleri uzak yerlerden alacağınız haberler yurt dışı eğitim, hukuk, ticaret, seyahat ile ilgili konular gündeminizin konusu olabilir. Ani değişen iletişimler ile Mars'ın da ikizler Burcu'na geçmesiyle birlikte bir ay boyunca aile, yuva, ev, ebeveynlerle ilgili artık yapmak istediğiniz ne varsa cesaret gösterip, gösterip yapacaksınız. Ve istediğiniz işler ailesel işlerinizin yolunda ilerlemesiyle kendinizi mutlu ederken ebeveynlerinizin de mutlu olmasına çok sevineceksiniz. Hafta sonu kariyer iş meseleleriyle ilgili enteresan haberler alabilirsiniz. Zorlanmalar yaşar mıyım düşüncesi birazcık söz konusu olabilir. Ee, flört edenler ve aşk yaşayanlar ee, daha önce aralarında yaşadıkları geçimsizlikler, çarşamba, perşembe günü gündem konusu olabilir. Partnerden dolayı gündem konusu değil ama bu. Olabilir. Ee, bir balık burcu eşine kırılmış olabilir. Yaptığı bir hareketten dolayı mutsuz olmuş olabilir. Bunu arkadaşına anlatmış olabilir. Ya da öğüt almaya ihtiyaç duymuş olabilir. Ee, bu hatırlatılabilir. Arkadaşları tarafından hani deriz ya derdini anlatma, sırrını verme kimseye. Hı hı. Onların da dostu vardır. O da verir senin sırlarını, dertlerini başkalarına. E bunları duyarsanız üzülmeyin. Sır verdiğiniz, dert anlattığınız arkadaşı da suçlamayın. Burada bir suçlu varsa sizsiniz. Konuşmasaydınız, anlatmasaydınız ama kendinizi de suçlamayın. Ola ki böyle şeyler gözünüzün önüne gelirse, e, suçlu aramayın, kendinize haksızlık etmeyin. Bir tecrübe kazandım diye sevinin. Demek ki partnerle arada yaşanan mevzular iki kişiye ait ve özel durumlardır. Başkalarıyla konuşulmamalıdır, anlatılmamalıdır. Bunlara biraz üzülebilirler, Hiç canları. Sırlarını paylaşmasınlar. Yani aslında paylaşmasınlar. Paylaştıklarını duyarlarsa, kulaklarına gelirse Heh. onlara da kızmasınlar, kendilerine de kızmasınlar. Heh. Tecrübe edindikleri için bunun bir tecrübe olduğunun bilincine varıp Bundan sonra kimseyle aşk, evlilik ilişkisine dair hiçbir şey konuşmasınlar. Hmm. Lütfen buna çok dikkat etsinler. Peki başka özel hayatlarında Şimdi neler yaşanıyor? Ee, aşk hayatınızda, ikili ilişkilerinizde e, mutlaka genişleyecek sosyal ortamlarınızda... ...yeni tanışacağınız insanlardan da etkilenebilirsiniz. Hmm. Evli bir balık burcu değilseniz ama bir flörtünüz... Bir ilişkiniz varsa karşınıza katıldığınız ortamlarda yeni kişiler gelebilir, kafanız karışabilir. Ee, asla iki kişiyi bir arada yürütmeye çalışmayın. Yani sadakatsizlik enerjisine girmeyin. Size yapılmasını istemediğiniz hiçbir şeyi başkasına yapmayın. Yeni ortamlarda yeni kişilerle tanışıp yeni heyecanlara kapılabilirler. Bu da e, değmez kişiler olabilir bu yeni tanışacakları ellerindeki iyi ilişkilerin enerjisinin bozulmasına, hayatlarındaki kişilere istemsizce haksızlık etmelerine, adlarının çıkmasına neden olan durumlar yaşamalarına etki eder. Yatırım yapmayı planlıyorsanız, yeni bir ev almak istiyorsanız, yeni bir araba almak istiyorsanız, yeni bir iş düzeni kurmak istiyorsanız, Mümkün olduğunca sizden gökyüzü rica ediyor. Bir ay boyunca alışveriş yapmayın, hmm. yatırım yapmayın, ne evinizi değiştirin, ne arabanızı değiştirin, ne de çalıştığınız bankanızı değiştirin. Instagram'dan soranlar vardı. Ev değiştirelim mi? Balıklar değiştirmesin lütfen, kesinlikle. Bile. Ne kadar süreyle peki? Bir ay boyunca değişim yapmasınlar. Yani araştırma yapın, araştırın. E, Parada zarar görmek istemiyorsanız hep deriz ya komşu komşunun külüne muhtaçtır. E, önce taşınacağınız yerdeki koluğu komşuyu, yan komşunuz kimdir araştırın. Alt komşunuz kimdir araştırın. Gerçekten komşuluk ilişkisi çok önemli. Çok önemli. Tabii. Yani e, bir, 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 şimdi eskisi gibi komşuluklar da yok gerçi. Apartmanlarda oturanların çok az kişisi tanıyor birbirini bizim çocukluğumuzda komşuluk var. Yani şey için balıklar için şunu söylüyorsun taşınma ev alma yeni komşu bir şey al, al. Ha. E, taşınma iyi araştır nereye taşınacaksan orası senin aile hayatına uygun bir çevre mi? Peki iş hayatları nasıl? İş ve kariyer hayatlarında bereketli bir dönemdeler. Ne yapmak istiyorlarsa onu hayata dahil edebileceklerine ikna oldukları kadar da inançlı oldukları takdirde yükselme, terfi alma, daha çok kazanma, daha çok ilerleme hususunda da inanılmaz şanslı olacaklar Ernur. Yani ben e, para konusunda, iş konusunda balıkların başarılı olduğunu değerlendiriyorum. Güzel Düşünüyorum. bir haftalar. Güzel bir hafta. E, peki sağlık konusunda? Sıhhat ve sağlık konusunda onlarda da biraz iştah artışı var. Eyvah. İştahınızı kontrol edin. Ee, ...tatlıdan tadına bakın, uzak kalın. Yememek, yasak koymak da yemeyeceğini daha çok yemene neden oluyor. Daha dikkatli. Daha dikkatli, daha ölçülü, daha sağlıklı beslenmeye özen gösterin. Peki, Kesinlikle. ne kadar süre? Bu, Yaklaşık onların... bir 15 gün. Oh. Bir 15 gün buna dikkat Spot etsin. Spot ne peki? Spotum onlara. Ee, huzurlu olmaya niyet edin ve daima huzurlu olun. Evet, huzurlu olmaya niyet et sevgili Her şeyin balık. başı huzur. Hazır mısınız?